Merhaba arkadaşlar. Şimdi size alışveriş yerlerini göstereceğiz Almanya'da. Bakın her yer kapalı. Geldik buraya. Koskoca alışveriş yeri, mobilya satıyor burası. Kapalı. Burada komple bu bir sürü alışveriş yerleri var arkadaşlar. Media Markt var. Media Markt'ı bilirsiniz. Personal mobilya yeri. Türkiye'de açıkmış duyduğuma göre ama burada maalesef her yer kapalı. Bir ay oldu. Bakın kimseler yok. Normalde buralar dolu arkadaşlar. Ama şimdi koronadan dolayı evet alışveriş yapamıyoruz. Sadece online ısmarlıyoruz. Online geliyor her şey. Her şey yani internet üzeri oldu arkadaşlar. Bir sürü oyuncak yeri var. Media Markt var. Sonra IKEA var. IKEA da Türkiye'de var. Media Markt da Türkiye'de var. Ayakkabı yeri, her şey var arkadaşlar. Burada burası böyle bir büyük bir alan. Buraya geliyorsunuz, komple bütün alışverişinizi yapabiliyorsunuz ama bakalım ikinci ayın 14'ünü açmayı düşünüyorlar. Uzatmasalar tabii ki. Bakacağız artık ikinci ayın 14'ünde neler olacak. Gördüğünüz gibi korona bayağı bir herkesi mahvetti ve her yer kapalı arkadaşlar. Her yer bomboş. Normalde burada park yeri bulamıyorsunuz. Çünkü bayağı herkes buraya geliyor genellikle. Her şeyi burada buldukları için. Normalde Berlin içi hep böyle dağınık oluyor. Bir yerde Media Markt oluyor, bir yerde Höfner. Yani bayağı bir arada mesafe oluyor. Ama burada, buraya geliyorsunuz. Burası Waltersdorf oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, direkt her şeyi alışverişinizi yapıp öyle gidiyorsunuz yani. Mobilya olsun, elektrik eşyası olsun, oyuncak olsun. Bu, o yönden burası gerçekten çok iyi. Burayı çok seviyoruz. Severek geliyoruz arkadaşlar. Burada hayvanların yeri, burada hayvan alabiliyorsunuz. Tavşan, balık, balık, kuş. Kapalı. Gördüğünüz gibi her şey kapalı. O tarafta mobilya yeri büyük. Koku diyene. Bakın kapalı bayağı. Kimseler yok. Bayağı sıkıldık arkadaşlar çünkü her yer kapalı olduğu için. Türkiye'de o yönü iyi. Her yer açık. Burası Berlin Waltersdorf oluyor. Waltersdorf'a otobüsten de gelebiliyorsunuz. Berlin Schönefeld'e kadar geliyorsunuz. Orada otobüse biliyorsunuz 741 olması lazım. Orada sorun en iyisi Waltersdorf'a giden otobüs. Direkt otobüs buraya bu sentrum yerine geliyor yani. Schönefeld'den bir otobüse biniyorsunuz. Sonra direkt buraya kadar sizi getiriyor otobüs. Sonra burada alışverişinizi yapıp internetten bakabilirsiniz. Saat kaçta geri kalkıyor diyene. Otobüs durağı da ortada oluyor. Ortada iniyorsunuz ve ondan sonra bütün alışverişleri yapabiliyorsunuz. Burada internetten bakıp saatlerine sonra geri otobüse, geri şöyle fer tarafına gidip oradan da direkt zaten her şey var, esbab, otobüs yani şehrin ortasına geri gidebiliyorsunuz Berlin'e. En meşhur alışveriş merkezine geldik. Burası çok meşhur ve çok büyük burası da arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım nereler açık, nereler kapalı. Arkadaşlar var ya Almanya çok soğuk bu aralar. -7 derece. Bakmayın böyle durduğumuza. Yani gerçekten çok soğuk dışarı. Şimdi içeri doğru girdik. Bakalım neler açık, neler kapalı içeride. Yem yerleri kesin kapalıdır. Yemek alışveriş yerleri de var. Oralar kesin açıktır. O yüzden bir girelim dedik. Hem fiyatları gösterelim size. Bakın bomboş. Şimdi sentruma gireceğiz. Maske takmak zorundayız. Burada çıkma yasağı yok. Ama maske takma zorunluluğu var burada. Ve sadece alışveriş yerleri kapalı. Ama
ama öyle, yoksa öyle çıkma yasağı falan buralarda yok Almanya'da arkadaşlar. Çıkabiliyorsunuz istediğiniz gibi, istediğiniz saatte. Burada öyle bir yasak yok şu an. Boş. Bayağı bir sen bomboş var. Burada oturup bekliyorsunuz, sonra bu trene biniyorsunuz. Bu bütün sentrumu sizi dolaşıyor. Burası bekleme yeri. Bu treni bekliyorsunuz, kalkma saatini. Buna biniyorsunuz. Bu sizi istediğiniz yere götürüyor sentrumun içinde. Yürüyemeyen insanlar için arabalar var. Onları kiralayabiliyorsunuz. 10 euro bırakıyorsunuz. Sonra alıp burada gezip sonra tekrar getirip bırakabiliyorsunuz. Parayı tabii geri alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok tuhaf bir his. Yani korona zamanında bu bize büyük bir hatıra kalacak böyle. Hiç genellikle hayatta olmaz böyle bir şey. Bu bize bir anı kalacak bu korona zamanı arkadaşlar. Yani kötü bir anı tabii ki. Bunlar böyle kapalı diyorsanız nasıl ayakta kalabiliyorsunuz dükkanlar? Tabii devlet yardım ediyor burada bu dükkanlara genellikle. Yani devletten yardım alıyorlar kapalı olduğu sürece. Çünkü devlet diyor kapatın diye. Tabii ki mecbur o zaman devlet yardım edecek. Yoksa nasıl ödeyecekler kiraları, mecbur yardım alıyorlar. Bu korona zamanı bitsin, buralar açılsın. Bir de o zaman geleceğim sizin için. O zaman o farkı anlarsınız. Burayı öyle de gördüğünüz gibi kalabalık, açık. Bayağı bir fark var. Bakın 12. ayın 16'ı kapanmış. Tahminen bileceğin 11'inde açacaklardı ama daha da uzattılar tabii ki. Şimdi 2. ayın 14'ünü uzattılar. Bakalım bunu açacaklar mı yoksa halen daha tekrar mı uzayacak onu da bilmiyoruz. Ama normalde 1. ayın 11'inde açılmayı düşünüyordu. Şimdi 2. ayın 15'ini uzattılar arkadaşlar açılma tarihine. Açık bir yer bulduk arkadaşlar. Kütüphane açık. Bari kütüphane açık arkadaşlar. Sevindim açık bir yer bulunca. Burada da yazıyor. Biz açık kalıyoruz. Saat 10'dan 6'ya kadar. Her gün. Eczaneleri de açık arkadaşlar. Eczaneler zaten açık kaldı. Devamlı açıktır. Ve yemek yeri. Ama oturmak yasak. Elinizi alıp gidiyorsunuz. Yemek yerine geldik, yemek bölümü. Tabi burası açık ama gördüğünüz gibi her yer kapalı. Sanırım bayağı bir, yani bir yarım saat olmuyor sizin için. Ama dükkanların hepsi kapalı olduğu için bulaşmaya değmiyor. Biz direkt yemek bölümüne geldik. Şimdi içeri girdim. Size bazı fiyatlar göstereceğiz. Arkadaşlar merak ettiğiniz fiyat varsa Berlin'de hani bu çekim gösterin ne kadar fiyat yerine. Ona göre bir çekim yaparız. Hani yorumlarınızı yazın. Biz ona göre bir çekim yaparız. Fiyatları size gösterirseniz çok merak ettiğiniz. Karşılamak istediğiniz bir fiyat varsa Berlin'de. Arkadaşlar böyle bir makine yapmışlar. Bunu yeni koydular. Normalde genellikle bankaya gidiyorsunuz. Böyle bir bozuk kop gittiyseniz evde bankaya gidiyorsunuz. Tabii ki onu kağıtlara yapılıyor bankada. Böyle şey otomatlar koymuşlar. Böyle buraya bozuk parası koyuyorsunuz. Ne kadar biriktirdiyseniz bozuk para. Sonra böyle kağıt para çıkartıyoruz size arkadaşlar. Bozuk parası kağıt para yapabiliyorsunuz burada. Banka gitmenize gerek yok arkadaşlar. Gerçekten iyi yapmışlar bunu da. Evet arkadaşlar size etin fiyatını gösterelim.
1 kilosu dana eti oluyor bu. 9.50 arkadaşlar. Sonra bu kızartmalık oluyor. Bu 1,5 kilo oluyor. 1,5 kilo arkadaşlar bu da. 15 euro. Şu an Angebot'taymış. Bu kuşbaşı şeklinde arkadaşlar. Yarım kilo kuşbaşı 5,40 fiyatı. 5 euro 40 cent. Böyle büyük tavuk bütün 3,99. Böyle küçük oluyor bu. Ördek 4,49. Tavuğun büyüklüğü oluyor arkadaşlar. Bayağı büyük. 6,99. Kocaman 3 kiloluk bu. Tavuğun budu oluyor bu. Yani 7 euro değil. 6,99. Şöyle tavuktan yapılmış sosis 3,59. Yarım kilo var bu. Böyle bir tane kiloluk tavuk. Bu da yarım kilo. Bu da 1,59. Tavuktan bu da. Tavuk etinden yapılmış. Burada bir sürü var. Fiyatlar hep değişiyor. Ben size en uygunu gösteriyorum şu an. Evet. Markalar da değişiyor. Fiyatlar da değişiyor tabii ki. Bu karşı tarafında balık var. Balık eti. Çiğ balık ekmeğe koyuyorsunuz arkadaşlar. 3,99. Laks oluyor arkadaşlar bu. Bunda gerçekten bir sürü vitamin var. 3,99 böyle. Ufak mendil aldım. Böyle büyük olduğu için 3,95. Böyle dörtlü de var. Dörtlüsü 1,99. Ama ben komple büyük aldım. 8'li. Bu da 3,95'e geliyor arkadaşlar. Ufak mendili. 2,85 fiyatı. Böyle büyüğü var. Bu da 7,49 fiyatı. Tuvalet kağıdı. Kaçlıkmış bu? 20 tane, 20 parça var içinde tuvalet kağıdı. 7,49. Burada da kaç tane? Bu da 24 tane parça var. 7,49 bu da. Sizlerin fiyatlarını göstereyim. 1,5 yağ var burada. 71 sent. Bir de 3,5 yağ oranı var. Bu da 79 sent arkadaşlar. Yani yağ oranı arttıkça fiyatı artıyor sütün. Bunlar en uygun olan sütler. Yumurtaların fiyatı hepsi değişiyor. Ama burada normal yumurta var. Bunun fiyatı 1,35. İçinde bakın kaşane var, 2, 4, 6, 8, 10 tane var arkadaşlar. 10 tane yumurta, 1,35. Normal yumurta. Tabii bio olanı var, bio organik yumurta yani. Onun fiyatı değişiyor. 2,39, 10 tanesi. Bir sürü değişik yumurta var. Ama en uygun olanı 1,35. Normal yumurta alırsanız 1,35, 10 tanesi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Almanya şipsiyle meşhurdur. Fadenezi çünkü bol olduğu için her türlüsünü bulabilirsiniz ne ararsanız. Evet, size hangisini söylesem ben de bilmiyorum. Körülü mü, paprikalı mı? 1,39'dan başlıyor. En ucuz şips de var tabii ki. En ucuz şipsi size göstereyim. Evet arkadaşlar, en ucuz şipsinden başlayalım. Bu normal paprikalı 79 sen. En ucuzu. Fiyatı da değişiyor ve aromalar da değişiyor. Her türlü şips var. Yok samsaklı mı, yok kadevesli mi, ne istiyorsanız her türlü var. Tuzlusu, acısı. Ona göre fiyat da tabii değişiyor. Markası 3,50 de var arkadaşlar. Burada 1,59 bu şipsin fiyatı. Türkiye'de kaç paraydı bilmiyorum. Almıştık bu Türkiye'de. Burada ama her türlüsü var. Samsaklısı var, paprikalısı var, tuzlusu var. Bu neyliymiş? Bu da bir tuz, ama değişik bir tuzmuş bu. Yani böyle bu 1,59. Aynısı bu Türkiye'de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu aynısı Türkiye'de de var. Size göstereyim. Her türlüsü var. Böyle bir şups.
bu, markalı. Burada 2.59. Ama bunu Türkiye'de gördüm, bunun fiyatı Türkiye'de de bayağı pahalı. Baktım, Türkiye'ye göre gerçekten pahalı bu şişler. Burada da 2.59. Böyle aynı marka, aynı tat, hepsi aynı. Her türlüsü var. Küçük kutusu da var. 1.29'da küçük kutuları. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi fiyat size gösteriyoruz. Alışveriş yerinde fiyatlar. Bizim sevdiğimiz çipsler. Bunlar 1.99 arkadaşlar. Haberi fiyatını size göstereyim. Bu Nescafe değişiyor. Nescafe Gold var, Yakups var. Ama 10 euro böyle normal kahve Nescafe alırsanız Gold olanı ezilmemiş. 10 euro, 9.99 kahvenin fiyatı. Ne kadar bu? 100 gram bu kahve arkadaşlar. 10 euro. Nescafe küçük var. Çok küçük. 100 gramı 5.35 fiyatı. Bu klasik, bu klasikler normal diyorsunuz. Tabi fazla kötü değil. 6.99 bu da. Nescafe. Jacobs'a iyi bir marka kahve olarak. Bunlar da 8.98 dolar. Eğer güzel kuvvetli bir kahve istiyorsanız Jacobs'a. Arkadaşlar onun fiyatını size göstermesini. 1 kilo un, 39 sent. Normal beyaz un dediğimiz bu ekmek yapılan, her şey yapılan 39 sent fiyatı. 1 kilo un. Şeker bir de söyleyeyim size. Arkadaşlar 1 kilo şeker 79 sent. Gördüğünüz gibi bu 1 kilo şeker. Değişiyor, her türlü şeker var. Bu da reçel yapmak için bir şeker. Değişik, 1.29 bu da 1 kilosu. Evet arkadaşlar, ayçiçek yağı serisinin fiyatı 1 euro ve 9 sent. Ayçiçek yağı 1 litresi bu. Evet. Bu bazen iniyor 99 sente. Gerekli devamlı iniyor. Şimdi ama bir normal fiyatı 1 euro 9 sent arkadaşlar. Zeytin yağı. Burada arkadaşlar zeytin yağı organik diyor. 3.99. 1 litresi organik yazıyor üstünde. Zeytinyağı olive oil 3.99. Bir sürü var burada zeytinyağı var. Yok İtalya'nın, yok İspanya'nın, bayağı bir değişik yağlar var. O yüzden ben size normal standart olanı gösterdim. En meşhur zeytinyağı bu. 5.69 litresi. Ama bu test edilmiş zeytinyağı. Bu gerçekten çok güzel bir zeytinyağı. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, size kolanın fiyatını göstermek istiyorum. Kolalar biliyorsunuz içiliyor. Bu normal Maximix. Maximix oluyor. 1.16 tanesi, kasası 12 euro 99 sent. Ama neden derseniz bunun kasa fiyatı da, bunu böyle kasayla getiriyorsunuz, geri veriyorsunuz, parayı geri alıyorsunuz ondan. Normalde tanesi 1.16, fanti içinde tabii ki, fanti da hesaplanıyor. Normalde 1.8'dir. Fantsiz hesaplarsanız 1.8. Böyle Bentley, Fanta, hepsi 1 litrelik. Her türlü Fanta var. Mangolu, citronu, limonlu, yani portakallı, her türlü Fanta var. Bir sürü çiçekleri var, gördüğünüz gibi bir sürü, etrafında çiçek dolu. Cola Light 1 litre. Böyle kafayla alabiliyorsunuz arkadaşlar, evinize götürüyorsunuz. Bunları bittikçe içine geri koyuyorsunuz ve kasayla geri getirip, burada verme yeri var, oraya veriyorsunuz arkadaşlar, paranızı geri alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu fiyatını gösterecektim. Bu değişiyor, her türlüsü var. Gazlı, gazsız içecek. Hepsi aynı fiyat. Gazlı alırsanız da gazsız alırsanız aynı fiyat. Burada fark etmiyor. Normalde bir tane alırsanız ne kadardı? 23 sent bir tane alırsanız. Böyle ama komple 6 tane alırsanız böyle alabiliyorsunuz. 1.99 arkadaşlar. Hatta burası başka yerlerde daha ucuz, 19 sent normalde böyle bir tanesi arkadaşlar. Burası biraz
fiyat değişiyor. Yani gazlı, gazsız fark etmiyor burada. Aynı fiyat hiç değişmiyor. 19 set veya 29 sette kalıyor. Böyle 6'lık alıyorsunuz. 1.99 burada. Alışverişimizi yaptık ve çıktık. Size de fiyatları gösterdik. Dediğim gibi yorumlarınıza yazabilirsiniz. Niye öğrenmek istiyorsunuz? Biz de ona göre çek gideriz, çekeriz. Fiyatı görürsünüz Berlin'e ne kadar diye. Gördüğünüz gibi sentrum bomboştu. İşte bayağı bir çekim yaptık burada. Sonra zamanında sentrum için nasıl bir belgeçi, her yer kapalı. Size onu göstermek istedik arkadaşlar. Ve size bu otomatları göstermek istedim. Böyle her yere otomat koymuşlar. Üstteki bayağı iyi bir maske. Böyle görüyorsunuz bakın içinde bir top gibi içinde. Topun içine koymuşlar maskeleri. Buraya iki böyle atıyorsun. Bir tane maske çıkıyor. Bu altlık biraz daha ona göre iyi değil. Bir de 1 euro arkadaşlar. 1 euro, 2 euro maskeler. Yani maskeyi unuttuysanız böyle makinelerden çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani araba koymuşlar Volkswagen. Güzel bir araba. Çekilişte kullanabilirsiniz arkadaşlar bu araba için. Sonra çekilişi kazanırsa size bu araba çıkıyor. Bakalım. Güzelmiş, yeni çıkmış. Bu 2021 senesi, yani daha sıfır güzel bir araba arkadaşlar. 55 bin euro fiyatında. Taksitlerini alabiliyormuşuz 240 euroya. Bunu böyle ortaya koymuşlar çekiliş için arkadaşlar. Çekilişte katılabilirsiniz. Sirke ve zeytinyağı vardır arkadaşlar. Tabii ona göre de fiyatı da değişiyor. Tadına bakarak satın alıyorsunuz ve ona göre onu şişenin içine doldurup size veriyorlar. Bunu da sürekli göstermek istedim. Güzelmiş bu da. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Like yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın.